Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 5 dersimize devam ediyoruz. Et-tahiyyetu ve ta'arfu. Ders nedir? Et-tahiyyetu. Tanışma. Sayfa 95. Ünite 3. El-vahdetu 3 diyor. Ünite 3. Ed-dersü'l-evvelu. Birinci ders et-tahiyyetu. Tanışmaya dairdir. Madde 1. İstemeyen dinle. İlel-ibarat. Aşağıdaki ibareleri yani kelimeleri, cümleleri ve eid ve tekrarla ha o ibareleri, o cümleleri de tekrarla. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun yani Allah'ın koruması, güveni senin üzerinde olsun. Selam güvenlik manasına geliyor, barış manasına geliyor. Cevap ve aleyküm selam. Allah'ın selamı yani koruması, güvenirlik vermesi senin üzerine olsun. Merhaben, merhaba, ehlen. O da aynı şekilde merhaba manasında, hoş geldin manasında. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Ehlen bik, sen hoş geldin. Keyfe halüke, nasılsın? Bi hayrin, iyiyim. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun, Allah'a şükür olsun, teşekkür olsun. 2. İstemi dinle ilel hivari diyaloğu ve aid ve tekrarla hu o diyaloğu tekrarla. Sümme sonra uktub yaz hu o diyaloğu fi defterike kendi defterine yaz. Hümeyra'u Hümeyra adında kişi Esselamu aleyküm demiş. Salih adlı kişi de cevap veriyor. Salihun Salih. Ve aleyküm Esselam. Allah'ın bereketi, koruması, güven vermesi senin de üzerine olsun. Hümeyra'u Hümeyra diyor ki Sabahül hayır, hayırlı sabahlar. Salih diyor ki Sabahün nur, sana da günaydın, hayırlı sabahlar. Ehlen ve bik, pardon, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Hümeyra'u Hümeyra diyor ki ehlen bik, sen de hoş geldin. Salih diyor ki keyfe haluke, pardon, keyfe haluki, nasılsın? Halin nasıl? Durumun nedir? Hümeyra diyor ki bir hayrını iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Ve keyfe haluke ente? Peki sen nasılsın? Salih cevap verir. Şükran, teşekkür ederim. Ve ene ben bir hayrin iyiyim. 3. Va koy. Ne koy? Alamete sah. Alamete sahin. Şu işareti, şu alameti yerleştir kutulara. Bicanibil cümletil istifhamiyet. İstifhami soru demek. Cümle zaten Türkçe'de de var. Soru cümlelerinin yanına, tarafına ne koy? Şu işareti koy. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Mahada bu nedir? Ma soru edatıdır. Bir kelimenin başına gelmiş. Burada İstifham yani soru edatı kullanıldığı için ne yapmışlar? Yanındaki kutuya işareti koymuşlar. Hada müderrisuke. Bu senin öğretmenindir. Bunda bir soru var mı? Yok. O zaman bu işaretten koyma. Bir altta merhaben diyorum. Merhaba. Soru var mı? Yok. İşaret koyma. Ehâzihi sabbûratun. Şu tahta mıdır? Masa mıdır? Baştaki e istifhamdır. Hemzedir istifham manasında. Mı, mi, mu soru edatı yani. Dolayısıyla hemen sağdaki kutuya bu işaretten konulur. Sabahül hayır, hayırlı sabahlar. Soru var mı? Yok. İşaret koyma. Esselamu aleyküm. Buraya da işaret koyma. Keyfe haluke. Buraya koy. Keyfe haluke nasılsın demektir. Keyfe nasıl demek? Sorudur zaten. Soru edatlarımızdan. Dolayısıyla buraya o işaretten koy. Hâzâ defteri, şu benim defterimdir. İşaret koyma. Sabahun nur, günaydın. İşaret koyma. Ehlen bik, hoş geldin. İşaret koyma. Bi hayrin, iyiyim elhamdülillah. İşaret koyma. Hel hâzâ saffuke. Şimdi hel, mı, mi, mu soru edatıdır. Hel hâzâ saffuke, bu senin saffın mıdır, sınıfın mıdır? Soru soruyor. İşaret koy. Hâdâ bâbun, bu bir kapıdır. İşaret koyma. Hel hâdî tilmîzetün, şu bir kız öğrenci midir? Hel var, mı, mi, mu soru edatıdır.
Dolayısıyla işaret koy. O zaman burada soru işareti olarak ne geçti? Soru edatı olarak hell geçti. Bir tane daha hell geçti. Sol tarafta başka yok. Sağ tarafa baktığımızda ma kullanıldı. Hemze. Hemze. Bu elif değil, hemzedir. Bu kullanıldı. Bir de keyfe kullanıldı. Bunlar soru edatları. 4. Sil, bitiştir, buluştur. Beynel mecmuateyn. İki grubu yani. Mecmua yazı demek, grup demek. Şu bir gruptur. Bu taraflarda başka bir grup. Sağ taraftaki gruplar, sol taraftaki grup. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Ehlen ve sehlen diyene ehlen bik denir. Alakalı kelimeler seçiliyor. Sabahül hayr derse birisine dersin, sabahın nur dersin. O zaman ikisi arasında çizgi çiz. Keyfe halüke derse sana birisi, yani nasılsın derse, ne dersin? Bi hayrin elhamdülillah. O zaman bu ikisi arasında çizgi. Esselamu aleyküm derse birisi, sen de gidip ehlen bik demezsin zaten. Ve aleyküm selam dersin. O zaman bunlar da ilişkilidir. Bunların da arasında çizgi çizebiliriz. Sayfa 99, madde 5. Burada 5 var. Yanında da bir çizgi var. İstimine dinle, ilel cümeli, cümleleri dinle. Ve va koy, ne koy? Alamete terkim. Şu alameti koy diyor. Ya nokta koy ya da soru işareti koy. Bu alameti koy. Nereye koyalım bunları? Fi nihayetil cümeli. Cümlelerin sonlarına koy. Kema fil misal, leyni iki örnekte olduğu gibi. Ehlen ve sehlen. Soru manası yok bunda. O yüzden nokta konulmuş. Ma ismuke. Senin ismin nedir? Ma nedir demek? İsmu isim ke sen. Ma ismuke. Senin ismin nedir? Bu bir soru. Bu yüzden soru işareti konulmuş. Sabahül hayri. Hayırlı sabahlar. Nokta koy. Esselamu aleyküm. Nokta koy. Keyfe halüke. Nasılsın? Sorudur bu. O zaman soru işareti koy. Hâzâ kalemi, bu benim kalemimdir. Soru var mı bunda? Yok. O zaman nokta. Ve keyfe hâlüke ente? Peki sen nasılsın? Ha, soru. Soru işareti koy. Sabahın nur, günaydın. Nokta. Aleyküm selam. Nokta. Şükran, teşekkürler. Ene bi hayrin, ben iyiyim. Nokta. Hâzâ defterun, bu bir defterdir. Nokta. Hel hâzihi sabbura, bu bir tahta mı, masa mı, neyin nesidir? Soru işareti. Çünkü hel mı mi mu. Hada soru değil ama hada'nın başında e var. E yani hemze bu soru edatıdır. Dolayısıyla cümlenin sonuna soru işareti getirmek gerekir. Hada kalemuke. Bu senin kalemin midir? Soru işareti. Hadihi tilmizetun, bu bir kız öğrencidir. Nokta konulur, soru işareti konulmaz. Çünkü soru manası yok. 6. İstemine dinle ilel ibarati, aşağıdaki cümleleri ve eid, ve sen tekrarla. Neyi? Ha, o cümleleri tekrarla. Sümme sonra ne yap peki? Uktubu, sen yaz. Ha, o cümleleri, aşağıdaki cümleleri yaz. Nereye yazalım? Fi defterike, defterine yaz. İclis mekanek. İclis otur. Mekaneke yerine demek. Yerine otur. Sol taraf iclisi mekaneki. Sen de yerine otur. İclisi mekaneki. Burada ki olur ama. Bayan var. Sol tarafta bayan olduğu için sonlarını ki 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 okuyoruz. Sağ tarafta erkek olduğu için sonlarını ke ke okuyoruz. Yani fetal okuyoruz. İclisi sen de otur. Mekaneki yerine. Kime yönelik denilir bu? Bir bayana yönelik. İclis sonunda sükun işareti, yuvarlak işaret var. İclisi sonunda o işaret yok. Sonunda uzatan, met harfi olan bir ya var. Gum, ayağa kalk. Min mekanike, kendi yerinden, yani bulunduğun yerden ayağa kalk. Burada ne geliyor? Gumi min mekaniki. Bulunduğun yerden, kendi yerinden ayağa kalk. Mana aynı. Biri erkeğe yönelik, biri kadına yöneliktir. Gum erkeğe yönelik, gumi kadına yönelik denilir. İftah aç, erkeğe yönelik denilir. Sonunda sükun var. İftah aç, ente sen yani. Ennafizete, pencereyi aç. Burada bir bayan var, o zaman iftah demeyecek. İfte hi, yani sağ tarafta
sükunlu, cezimli olarak gördüğün harfi estreliyorsun. Estre koyacaksın ona. Sol tarafına da bir tane ya harfi koyacaksın. Bu. Gum. Mimi estrele, yanına ya ekle. Bak, gu mi oldu. İftah, ha sakindir, cizimlidir. Buna esre ver, sonuna ya ekle. İftahi en nafizete, pencereyi aç. Eğliq, kapa. Kapat sen. Neyi kapat? Elbabe, kapıyı kapat. Eğliq. Hangi harf cizimli? Sonuncu harf. Ona bir esre ver, sonuna da ya ekle. Eğli elbabe, kapıyı kapat, kadına yönelik. İstemi, dinle, ilel müderrisi, öğretmeni dinle diyor. Bunu bir kadına yönelik derse istemi ilel müderrisi et olur. İstemi, istemi, sen dinle, ilel müderrisi et, öğretmeni dinle. Tabii şu var, burada istemi, burada istemi geliyor. Yani sonuna ya ekleniyor aynı şekilde. Bu kelime müennes yapılmış olur böylece. Müzekker için, yani erkek için istemi, müennes için, müennes kadın yani, onun için istemeyen yaptık. Burada müderris, burada el müderriseti. Yani öğretmen de cinsiyeti değişmiş. El müderris dedik, kelimenin sonunda ta yok çünkü öğretmen erkektir. Burada el müderrise ti, sonuna bir ta eklendi çünkü öğretmen de bayandır. Bir sonrası unzur ile saburati. Unzuri ile saburati. Tahtaya bak diyor. Mana aynı. Biri erkeğe yönelik, biri kadına yönelik. Yoksa mana aynıdır. Tahtaya bak demektir. Madde 1. Neyin birindeyiz? Et-tedribat, alıştırmalar, sayfa 101. Sil, yine birleştir, buluştur. Benden mecmuateyn, iki grup cümleyi. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Esselamu aleyküm derse birisi, ve aleyküm selam dersin. Birisi merhaben derse ne dersin? Merhaben, merhaba. Ne denir? Ehlen, hoş geldin. Keyfe halük, nasılsın derse? Bi hayrin, şükran dersin. Sabahün hayır derse, sen de sabahün nur dersin. Bunlar ilişkili cümleler oldu böylece. Madde 2. İmle, sen doldur. El feragatil atiyeti. El feragatil atiyete, aşağıdaki boşlukları doldur. Minel kaimeti, şuralardan seç diyor yani. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Bak diyor, şuradaki boşluğu ben ne yaptım? Şu yerden selam kelimesini seçerek doldurdum. Bir üstünü doldur bakalım. Hümeyra ile Salihun, Salih arasındaki diyalog mu bu? Aralarındaki konuşmayı ele almış. Hümeyra diyor ki esselamu aleyküm diyecektir, değil mi? Devamı. Esselamu aleyküm diyor. Aleyküm buraya yaz. Hümeyra böyle diyor. Salih ne der? Ve aleyküm esselam der. Daha sonra Hümeyra ne demiş? Sabah kelimesiyle başlayan bir şey demesi gerekir. Sabahu el hayr olur veya sabahın nur olur. Sabahul hayr. Hayr yaz buraya. Salih ne demiş? O da sabah el nur. El nur da Salih'in bulunduğu yere yaz. Daha sonra Hümeyra ne demiş ki Salih ehlen desin? Ne demiş olabilir? Merhaben. Hümeyra diyor ki merhaba. Salih de diyor ki ehlen, sana da merhaba, hoş geldin. Hümeyra keyfe demiş. Keyfe, keyfe ne? Keyfe haluke. Nasılsın? Devam edelim. Biraz sayfayı kaydıracağız artık. Salih diyor ki bi hayrın, iyiyim. Burada ne der? Elhamdülillah. Buraya elhamdü yazacağız. Ve ente. Ve ente ve ente ne yani? Entenin başında ne olmalı? Başına keyfe getiririz. Deriz ki keyfe ente, sen nasılsın? Hümeyra cevap verir. Ne diyebilir burada? Şükran diyebilir. Şükran. Teşekkür ederim. Ene ben. Bi hayrin elhamdülillah. Var mı bi hayrin elhamdülillah? Genelde öyle geliyor. Bi hayrin. Bi hayrin yazılır. Ene bi hayrin. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Ya, var mı? Yok. Elhamdü var sadece. Tamam. Buraya ne diyoruz o zaman? Ene bi hayrin. Bi hayrin oraya yazdık. Bitti zaten. Madde 3. Sil. Sil. Buluştur, birleştir. Beynel cümleti.
cümleyle ve sureti, resim arasına, beyin arası demek. Cümle ile resim arasında bir bağlantı kur, öyle bir çizgi çiz. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Bir tane de örnek verelim diyor. Şimdi ne olmuş burada? Diyor ki İclis, sen otur mekaneke, yerine. Kime dersin bunu? İclis demiş. Sonunda bir ya yok, erkeğe yönelik olur. O da budur. İclisi mekaneke. O, sen de oturduğun yere, olduğun yere otur. Kime yönelik denilir bu? Kadına yönelik. Sonunda ya var. O zaman öyle bir resim bulmamız lazım. Bunun için denilir o. Bak, ok aşağıya gösteriyor. Aşağıya doğru hareket et diyor. Bayan da var. Ona yönelik bir cümledir bu. Başka. İftah aç en nafizete pencereyi. Pencereyi açmak üzere olan bir erkek arıyoruz. O da budur. Onu zuri bayana yönelik değil mi? Sonunda ya var. Sen bak. Nereye bak? İle saburati, tahtaya bak. Şunu diyebilir misin? Cık, ok yukarıyı gösteriyor. Bir kere bir tahta, masa, bir şey olması lazım. Nerede var? Şurada var. Ok var tahtaya doğru ve bir kadın var. Demek ki burası seçilecek. Ona çizgi çizebilirsin yani. İftahiyen nafizete, bir kadına yönelik pencereyi aç denilmiş. Şurası. Buna çizersin onu. İstemeyen el müderriseti, bayan öğretmene dinle. Bayana yönelik bir cümle bu. Sonunda ya var çünkü. Öğretmen de bayan. Kapalı ta var sonunda. O zaman iki tane bayan olması lazım aradığımız resimde. O da burasıdır. Bu zaten belirtilmiş. Eğlik eğliki elbabe. Kapıyı kapat. Sonunda ya var. Bayana yönelik bir kapıyı kapatınız. Şurası istenmiş. Kapat. İstemeye dinle iler müderriseti. Erkeğe yönelik öğretmeni dinle deniyor. Şuraya çizersin. Oradan oraya çiz. Gum ayağa kalk min mekanike olduğun yerden. Kime yönelik? Erkeğe yönelik. Gumi değil çünkü. Sonunda ya yok. O zaman bu. Bu kastedilmiştir. Ağlı kapat elbabe kapıyı. Bir erkek bulacağız. Bir de kapı resmi olması lazım orada. Kapıyı kapat deniyor. Burada var mı? Burada var. Şurası. İstemi ilel müderrisi. Müderrisi erkeğe yönelik. Bunu geçtik ya. Buraya da geçtik. Ağırlık elbabe de geçmiştik. Unzu ile saburati. Erkeğe yönelik tahtaya bak denilmiş. Bu nerede? Yukarıda mıydı? Yukarıda değilmiş. Unzur ile sabura. Şurası. Peki gumi min mekaniki. Mekan ne ki demiş. Yanlış yazmış. Gumi min mekani. Niye olmaz? Mekane olmaz bu. Nun esreli olması lazım. Min mekaniki olacak. Mekaniki. Yerinden ayağa kalk. Bu bir kadına yönelik kurulmuş cümledir. Peki nerede var bu? Henüz göremedim. Evet, şurasıymış. Ed-dersu sani, ikinci ders. Et-ta'aruf. Sayfa 103. Burada kaldık.